Binişler, kaçış. Çilek, senin burada ne işin var? Ya ne bileyim, yurtta canım sıkıldı. Öyle dolaşıyordum. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Şey, bildiğin gibi son zamanlarda işler iyi gitmiyor. Maalesef ki maalesef Roxy abla bizimle hiç ilgilenmiyor. Onu abla bile demek istemiyorum artık. Çok kötü birisi. Bize yemek su vermiyor. Kendimiz hazırlamak zorundayız. Bu akşam yurttan mı kaçsak? Yani bunu bana söylemeseydin keşke. Çünkü herkese yayacağım. Hayır hayır, sakın öyle bir şey yapma. Çünkü senin de benimle gelmeni istiyorum. Burada eziyet çekmeni istemiyorum yani. Ama buradaki hiç kimse birbirini tanımıyor. Sadece yurtta birleştik, yani seninle tanıştık. Neden benim için öyle bir iyilik yapasın ki? Neden yapmayayım ki? İyilik iyi bir şey. İyi, ne dersin öyle olsun o zaman. Ne konuşuyorsunuz bakayım siz? Yosun abi, sen bir şeyler duydun mu? Hayır, duymadım ama eğer kafanızda ne varsa gizli açık konuşmayın. Bana söyleyin. İsmini bunu Yosun abiye söylersek mahveder bizi. Söylemeyelim. Evet, dinliyorum. Yok bir şey. Ya demek öyle, ben öğreneceğim ama. Gözüm üstünüzde. Kesin yakalanacağız. Hayır, ben akşama bavullarımızı hazırlıyorum. Sen dur. Merhaba Makaron. Ay, ödüm koptu Mega abla. Ne yapıyordun burada tek başına? Kız akrep burcu, kimseye bir şey söylemez. Şey, Mega abla, söyleyeyim mi? Söyle. Biz akşam yurttan kaçmayı düşünüyoruz. Neden? Çünkü Roxy abla bize çok kötü davranıyor. Kiminle birlikte kaçacağız dedim. Çilek'le beraber. Ama Çilek çok küçük. Küçük falan değil, onun boyu kısa. İyi o zaman. Ne dersen öyle olsun. Ama kimseye tek bir kelime bile söylemeyeceksin, tamam mı? Bu bir sır. Kimseye söylemek yok. Peki, anlaştık. Ama sizi özleyeceğiz. Bu arada sana söyleyeyim. 18 yaşını geçmeden bu yurttan gidemiyorsunuz. Yani yurttan kaçsan bile polis seni bulacak. Ama olsun, Roxy abladan uzak durmak yeter bana. Makaron! Çilek beni çağırıyor. Ben bunu söylemeyeyim de ne yapayım? Ama tutmam lazım. Şey, bunu kimseye söylememeliydin. Niye? Aramızda kalacaktı. Ne güzel yani. Doğru aslında ama Meg abla kimseye söylemez, merak etme. İyi. Hadi, gidiyor muyuz? Evet. Geceyi mi beklesek? Daha mantıklı aslında. Tamam, geceyi bekleyelim. Hadi sen de otur. Bütün her şeyi duydum ve ben de sizinle geliyorum. Nasıl yani? Bütün her şeyi duydun mu Ray? Evet, duydum. Kaçış planlarınızı, kimseye söylememe sevdanızı, her şeyi biliyorum ve ben de sizinle geliyorum. Ama Rey, sen daha 7 yaşındasın. Evet, sen bayağı bir küçüksün, gelemezsin. Sen 17, sen 15 yaşındasın. Ne olacak? Benim 18'ime daha 9 ay var. Oh, benim ise sanırım 3 sene. Benim bayağı var. 10 seneyi aşkın, hatta 11 sene. Ama ben de sizinle geleceğim. Çünkü cidden Roxy abla bize çok çektiriyor. Götürelim mi bunu da? Gelsin ya, yoksa bizim gittiğimizi herkese söyler. Peki Rey, sen de bizimle geliyorsun ama kimseye bir şey demeden. Tamam. Tamam, o zaman anlaştık. Akşama kadar kimseye bir şey çaktırmak yok. Normal bir yaşam sürüyoruz ve akşam 12 gibi gidiyoruz. Anlaştık. Anlaştık. Hadi şimdi kimseye çaktırmadan normal olun. Mesela benim gün içerisinde yaptığım en çok şey resim çizmek. Benim bakım yapmak. Benim de çocuklarla oyun oynamak herhalde. Lily, hadi gel oyun oynayalım. Peki. Akşam olunca. Akşam oldu, herkes yatıyor.
Rey hadi gel uyuyalım. Peki. Makarana abla. Ne? Saat 11:30. Evet. Yatıyormuş gibi yapacağız. Evet. Hadi biz de yatıyormuş gibi yapalım. Evet. Oh be, sonunda yattınız. Bir türlü uyumayacaktınız zannetmiştim. Pislikler, şimdi sabah 12'ye kadar uyanmayacaklar. Saat 12 olunca. Gidiyor muyuz? Evet. Rey. Gidelim. Buradan atlasak sağ çıkar mıyız? Sanmıyorum. Allah beni korusun. Evet, işin kolay tarafı bitti. Şimdi sıra zor tarafında. Zor tarafı ne ki? Hayatta kalmak. Dışarıda nasıl hayatta kalacağız? Düşünmediniz mi? Vallahi ben hiç düşünmedim. Ya inanmıyorum ya. Ne yapacağız biz? Dışarıda bir sürü saldırgan katil var. Tabii ki de burada uyuyalım. Sabah gideriz. Olmaz ki, biraz uzağa gitmemiz lazım. Tamam, o zaman yürüyün. Ben daha fazla gidemeyeceğim. Burada yatalım. Bu ses ne? Korkma, dışarının sesleri. Hadi birbirimize yakın uyuyalım da donmayalım. Ertesi sabah. Acaba makaron, çilek ve rey izlikleri uyanmış mı? Bilmiyorum. İnşallah uyanmışlardır. Onlarla iyi bir dalga geçeriz. Çilek pofiş pofiş tüylerin. Çilek nerede ya? Ya makaron ablanın kulaklarını sarılıp uyuyordum ben. Makaron abla nerede? Bilmiyorum ki. Ben de kesesine sarılıyordum. Yani giriyordum içine. Ya ben de onu ısıtıyordum tüylerimle. Çilek nerede ya? Neden yok bunlar? Çocuklar. Bu neyin tantınısı arkadaş ya? Şey Yosun abi, çilek ve makaron ortalıkta yok. Aynı zamanda Rey de, onu görmedim. Ah Rey, ah çilek, ah makaron. Kim bilir nerelere gittiler ya. Şimdi ben onlara ne diyebilirim? Hemen aramaya başlayalım. Ne oldu yine ortalık ayakta? Şey Roxy abla. Ne var? Nasıl diyeyim size? Çilek, Rey ve makaron ortalıkta yok. Nasıl yok? Kayıp mılar yani? Sanırım evet. Çünkü hiç görmedim. Ya Allah'ım, ben şimdi ne yapacağım? Bunlar neden okuldan kaçtı yani yurttan? Bilmiyorum. Hemen arayalım. Ah çocuklar. Benim neden kulağım çınlıyor? Biri seni anlıyordur herhalde. Ablalar, biz geri mi dönsek? Niye? O Roxy pisliği bize kötü davranırken çok mu iyiydi? Birazcık da o acıyacaksın. Ama Rey doğru söylüyor. Geri dönmemiz lazım. Yoksa biz cidden burada yaşayamayız. Sen de mi? Ben dönüyorum. Tamam. Çocuklar neredeydiniz? Sizi kaybettim sandım. Roxy abla, sen bizi seviyor musun? Tabii ki. Ya. Hadi geçin içeriye. Ezikler, ezikler. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ve buradan çıkarmanız gereken dersi yorumlara yazın. Eğer yazmayacaksınız da, yani yazacaksınız belki, belki de yazmayacaksınız ama ben söyleyeyim. Kesinlikle yaptığınız işte bir hayır ve bir şer vardır. Hayrımız şu.
Harry zaten gördünüz. Her zaman yaptığınız işin sonuçlarında bir hayır var. Ya geri döndüler. Roxy abla onları sevdi. Negatif yanı ise maalesef Yosun abi bize çok kızdı. Hoşçakalın, mutlu kalın.